İsmim Selime Keser, 70 yaşındayım. Biz yurt dışına gittiğimiz için mecbur aşısız kabul edilmiyor. Onun için iki tane Çin aşısı, bir tane Alman aşısı yapıldık. Üçüncü aşıdan 3 ay sonra, 3 ay bile geçiyordu yani. Annemin yanında kaldım ben, annem korona olmuştu, 92 yaşındaydı annem. Onun yanında refakatçi kalınca, odamıza da başka bir koronalılar gelince herhalde ben oradan kaptım. Kendi isteğimle gittim, test yaptırdım hastaneden çıkarken. 4 gün kaldım annem yanında. 4. günü gidip test yaptırınca pozitif dediler. Hiçbir ağrım, bir sızım yoktu. Eve geldim, her işimi yaptım. Ta 5. gün işte annem vefat etti. Aşıdan bir zarar görmedik yani, bir şeyimiz yok. İyi olmasa yani bu kadar insanda zannetmiyorum aşı yapılacağını. Küçükler bile, biz şimdi 4. aşıyı olalım diye can atıyoruz yani. Yeğenim var, amcamın torunu. O da aşıya çok karşı. O da şimdi korona oldu. 4 çocuğu var, eşi. Hepsi beraber korona oldu, evde geçiriyorlar. Biraz ağır geçiriyorlar yani. Şimdi aşı olmaya karar verdi. Aşının faydalarını göreceğini anında yani o da. Ben hastane yüzüne görmedim, hayır. Evde de çok rahat geçirdim ama hiç kapı dışarıya çıkmadık. Kimseyi almadık. Kimse evimize misafir olarak kimse şey yapmadı. Muhakkak aşı olmalı herkes. Aşının faydası çok büyük. Keser teyzemiz gördüğünüz gibi kendisi de ifade ediyor. Aşılarını zamanında tam olarak yaptırmış. Bu sayede hasbelkader bu hastalığı bir şekilde kendi üzerinde tesadüf üzere yaptırmış olduğu testte de pozitif olduğunu anlıyor ve izolasyon alıyor. Şunu ifade ediyor, biz de bunu ifade ediyoruz. Kendisi bir şekilde bu hastalığı aldı ama çok rahat biçimde evde bu hastalığı geçirebildi. Biz şunu biliyoruz ki yaşlı hastalarımızda, kronik hastalığı olan kişilerde dahi aşılarımız tam olarak yaptırılmış ise biz bu hastalığı rahatlıkla evimizde geçirebiliriz. Hastaneye yatma ihtiyacı kesinlikle olmayabilir. Hastaneye yatmış olsak da biz yoğun bakıma geçmeden taburcu olup şifa ile hastalıktan iyileşebiliriz. O yüzden zamanı geldiğinde 2 dozsa 2 doz, 2 dozu geçmiş ise 3. doz takvimde bize öneriliyorsa 3. doz aşımızı mutlaka yaptıralım ki kendimizi korumaya alalım. Özellikle kronik hastalıklarımız var ise, belli yaş grubunun üzerinde isek aşı takvimine mutlaka uyalım. Bakanlığımızın, bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aşımızı yaptırarak hem kendimizi koruyalım hem çevremize bu hastalığın bitirilmesi için katkıda bulunalım.